Sessizlik hüküm sürerken Midyat'ta, Yağızoğlu konağında kıyametler kopuyordu. Asmin'in yüreğinde ise şeytanın kor ateşi hüküm sürüyordu. Kocası karşısına geçmiş kendisini o kız için tehdit ediyordu. Üstüne yetmezmiş gibi bir de genellik yeterli duvaklı girdiği evinden kovuluyordu. Yeter artık. Bu kız yüzünden mi beni evimden kovuyorsun? Ne oldu da bu kız 2 günde karından değerli oldu? Belki de dün koynuna girerken söyledi beni kovmanı. Doğru değil mi? Konaktaki ölümcül sessizliği bir tokat sesi böldü. O ses öyle keskin ki ucu sivri bir bıçak misali konaktaki herkesin yüreğini kesti geçti. En çok da Mert'in yüreği o tokat ile direkt deşik olmuştu. Kadını asla kalkmaz dediği o eli bir zamanlar dünyalardan daha çok sevdiği, belki de sevdiği sandığı kadına kalkmıştı. Tokadı attığı an pişman olmuştu ama ne fayda. Artık o tokadın geri dönüşü, affı yoktu. Pişmanlığı gözlerine yansısa da karşısında kendisine öfkeyle bakan karısına hiçbir şey söyleyemedi. Gerçi ne diyecekti ki? Bilmiyorum. Asmin yediği tokatın etkisiyle daha da hırslanmıştı. Sonunda bunu da yapmıştı kocası. O kız için kendisine nasıl vurabilirdi? Eğer o bunu yapabildiyse kendisi de tüm gemileri yakmaya hazırdı. Nasılsa bir gün konağa geri dönecekti. İşte o gün konaktaki herkesten intikamını alacaktı. Bunu bana yapmayacaktın Mert Ağa. Bundan sonra kork benden. Sen de o Aşif'te de korksun benden. Öyle bir bağırmıştı ki konağın yıllara meydan okuyup yerinden oynamayan taşları Asmin'in bir bağırışıyla zangır zangır titremişti. Asmin sicim gibi akan gözyaşlarını elinin tersiyle silerek ilk önce Sermina'ya daha sonra da kocasına baktı. Ne bu tokat ne de kendilerine yaptıkları ihanet yanlarına kalmayacaktı. Ellerini yumruk yaparken derin bir nefes çekti içine. Kendini biraz da olsa toparlayıp kocasına son bir bakış attı ve kapıya doğru hızla koşarak konaktan çıktı. Gideceği adres belliydi. Halası Keslan kadının yanına gidecekti. Sermina'ya yaptıkları büyü işe yaramıştı ama aklına gelen fikir de Sermina'nın sonunu getirecekti. Kendisi nasıl azap çekiyorsa o bin beterini çekecekti. Kendisi nasıl çaresizse o daha da çaresiz kalacaktı. Ve sonunda kendi elleriyle ölümünü hazırlayacak. Midyat'ın dar ve kuytu sokaklarından geçip patika yoldan Keslan Dağı'na doğru yürümeye başladı. Keslan Dağı'nın zirvesinde halasının evi vardı. Yolda ilerledikçe etraf sık ve ürkütücü ağaçlarıyla kaplanıyor ve ıssızlaşıyordu. Kısık sesle duyduğu köpek olunmaları gitgide yaklaşırken o köpeklerin aslında halasının cinleri olduğunu çok iyi biliyordu. Kaç dakika geçmişti dağ yolunu tırmanalı bilmiyordu lakin halasının tek katlı 3 odalı harabe evini artık uzaktan da olsa görebiliyordu. Keslan kadın yine uykusuz gözlerle bahçesinde oturuyor, birazdan yanına gelecek olan yeğenini bekliyordu. Dinlerin daha o gelmeden onları ve yeğeninin yanına gelmek için yola çıktığının haberini vermişti. Kırışmış yüzünü daha da çok buruşturarak kulağına fısıldayanları dinlemeye başladı. Hala ben geldim. Duyduğu sesle birlikte fısıldaşmalar bıçak gibi kesildi. Yüzünü sesin geldiği yöne bahçenin giriş kapısına doğru çevirdiğinde yeğeni Asmin'i gördü. Gözleri kan çanağına dönmüş, yüzü sapsarı olmuştu. Bunun nedenini biraz önce kulağına fısıldayan cininden öğrenmişti. Asmin hızla halasına doğru koşup boynuna sıkı sıkı sarıldı. Gözyaşlarını serbest bırakırken hıçkırıkları dağın tepesinde yankılanıyordu. Ağlama kızım, onlar için akıttığın gözyaşlarına yazık. Çok canım yanıyor hala, dayanamıyorum. Keslan kadın intikam dolu bakışlarla baktığı yeğeninin gözlerine, abisinden kendisine yadigardı Asmin'i. Onu kimsenin üzmesine izin vermeyecekti. Üzenin ise aldığı her nefes fitil fitil burnundan getirecekti. O kız hayatınıza girdiğinden beridir acı çekiyorum hala. O kız benim yuvamı yıktı. Ona öyle bir büyü yapacağım ki dünyanın bütün acıları bir araya gelse bozamayacak. Seni üzmenin cezasını bir ömür, bir yalanın içinde azap çekerek, yaşayarak ödeyecek. Asmin meraklı gözlerle halasına bakarken Keslan kadın ayağa kalktı. Yavaş adımlarla evine doğru yürüyerek büyü için gerekli malzemeleri hazırlamaya başladı. Bu gece haramların en katlarını işlenecekti. Kara lanet denilen o illet Midyat'ın her zerresini karış karış gezecek ve Sermina'nın kalbini bulup orada yer edinecekti. Sermina artık sınavların en büyüğüne tabiydi. Bu sınavdan geçmesi ve kalması imanının gücüne ve dirayetine bağlıydı. Konakta kendisini verilen odadaki yatağında uzanıp saatlerce ağlayan Sermina'nın yanına kimse girememişti. Babası, Dicle kim geldiyse kapıyı açmamıştı. Kendisi yüzünden Mert'in karısıyla arası bozulmuştu. Üstelik insanlar tarafından da yanlış anlaşılmıştı. Bu canını daha da çok yakıyordu. Gitmeliyim, bu evden bir an önce gitmeliyim diye içinden geçirirken aniden yatağından kalktı ve küçük valizini açıp içine tüm eşyalarını yerleştirmeye başladı. Birkaç dakika sonra elinde valizle odasından çıkan Sermina'ya şaşkın gözlerle bakan Dicle, onun gideceğini anladığında daha da çok ağlamaya başladı.
Kuzum gitme ne olur. Daha tam iyileşmedim bile. Selmina kimsenin yüzüne bakmıyordu. Tek isteği bir an önce buradan gitmekti. Yok, biz gidelim en iyisi. Baba eşyalarını al, haydi eve gidiyoruz. Murat Bey kızının yüzündeki ifadelerden neler düşündüğünü anlamıştı. Kimsenin itiraz etmesine izin vermedi. Odasına gidip eşyalarını toplamaya başladı. Mert ise Selmina'nın kolundan tutup odaya kapatmamak için kendini zor tutuyordu. Neden şimdi apar topar hiçbir açıklama yapmadan gitmek istiyordu? Bu sorunun cevabını çok merak etmesine rağmen anne ve babasının yanında yapamamak elini kolunu bağlıyordu. Selmina kardeşim haklı, daha tam iyileşmedim. İstersen birkaç gün daha kal. Selmina'nın aklı Mert'in sözleriyle bulansa da kendini bu defa çabuk toparlayabilmişti. Hayır Mert Bey, ben iyiyim ve artık eve gitsek iyi olur. Selmina tekerlekli sandalyesinde ağlayan arkadaşı Dicle'nin yanına gidip dizlerinin üzerine çöktü ve onu yanaklarından öpüp ona sıkıca sarıldı. Canım, ben burada zaten temelli kalmayacaktım ki, lütfen üzülme. Sık sık yanına geleceğim. Daha sen bana buraları gezdireceksin. Dicle'nin gözyaşlarını elleriyle silen Selmina babasının yanlarına gelmesiyle Dicle'ye son bir kez sarılıp Ali Ağa ve Sakin Hanım'ın ellerini öpüp teşekkür ettikten sonra konağın merdivenlerinden inmeye başladı. Mert Selmina'nın kendisine bir veda bile etmeden gidiyor oluşuna çok bozulsa da susmaya yeğledi. Elbet bir gün onu yalnız yakalayıp aklındaki tüm soruların cevabını alacaktı. Sadece biraz sabırlı olması gerekiyordu. Konağın kapısından çıkmadan son kez arabasına bakıp el sallayan Selmina, büyük ahşap kapının eşiğinden çıkarken hafif bir rüzgar kurumuş Midyat toprağını havalandırdı ve oradan oraya savurmaya başladı. Ervah, Selmina'nın herkes eve dönüyor oluşuna sevinmiş, onu adım adım takip etmeye başlamıştı. Bundan sonra onun için geceler cehennemden farksız olacaktı. Selmina için hızlı raporlu günler başlıyordu. Babasıyla arabasına inen Selmina, arabayı evlerine doğru sürerken tam ensesinde Ervah'ın olduğundan habersizdi. Sana o çok inandığın Rabbinden bile daha yakın olacağım Selmina. Artık ondan değil, benden koru. Çünkü sana cehennemi bu dünyada ben yaşatacağım. Öyle bir gece peydah olmuştu ki Mardin'in Midyat ilçesine ay dolunay olsa bile karalar bağlamıştı katran geceye. Kesnan kadın yeğeni Asmin'i zor da olsa uyuttuktan sonra evinin 3. odasına yavaşça girdi. Sürmeli, katran karısı gözleriyle odayı sessizce süzmeye başladı. Küflü, rutubetli ve boyası dökülmüş olan duvarlara asılı 5 gaz lambası, odaya loş bir ışık yaysa da korkutucu bir hava katıyordu. Varla yok arası küçük pencereden esen rüzgar, siyah perdeyi hafif hafif yerinden oynatıyorken, tavandaki kancalara asılı ölü hayvan bedenleri ve organları da bu rüzgarlardan nasibini alıyordu. Küçük karı odanın bir köşesinde kırık bir kitaplığın içinde sayfaları rutubetten nemlenmiş birçok büyü veya diğer alemlerle ilgili kitaplar vardı. Duvarlarda çeşitli dillerde yazılar, tersten yazılmış dualar bulunmaktaydı. Kesnen kadın küçük yer minderinin üzerine basıp büyük siyah sofra bezinin üzerinde duran bakır tepsinin içindeki büyü malzemelerini birbirine saymaya başladı. Mürekkep, saman kağıdı, makas, bıçak, insan gözü, o kadının adet kanı ve zevksini, Ervah'ın spermi, ip simitli böcek, kırk ayak, bok böceği, salyangoz, akrep, örümcek ezmesi, bir adet kara tavuk, soğan kabukları, insan kalbi, böbrek, insan dışkıları ve beyni, bir adet tava, küçük tüp ve kaynayan su. Her şeyin tam olduğunu gören kesilen kadın sinsi bir gülümsemeyle yer minderine oturdu. Elinde tuttuğu Kur'an-ı Kerim'i oturduğu minderin altına yerleştirdi. Bu işlem büyünün daha etkili olmasını sağlayacaktı. Siyah sofra bezinin neredeyse her yerini saran mumların ışığı, duvardaki kara yazılarla birleşip bu korkunç odayı daha da korkunç hale getiriyordu. Derin bir nefes alarak gözlerini kapatan kesilen kadın, ilk önce Selmina'nın adını, doğum tarihini, anne ve babasının adlarını eski bir saman kağıdına kara mürekkebiyle yazdı. Ardından kağıda dikkatlice 3'e katladı. İbranice ve Arapça duaları tersten okurken önüne aldığı tavanın içine böcek ezmesiyle insan gözünü ve böbreklerini koyup tahta kaşıkla iyice ezdi. Üzerine biraz kaynayan su ekleyip tavayı yanan tüpün üzerine koydu. İnsan dışkılarını suyun içine koyup karıştırmaya başladı. Bu iyice kıvamlı bir hal alınca insan beyni ve kalbini bıçakla küçük parçalara bölerek ocakta kaynayan büyüğü karışımını yaptı. Ardından kadınların adet kanını suya ekledi. Sağ elini spermle, sol elini kadının zevk suyuna daldırıp hem dua okuyor hem de ikisini avuçlayıp karıştırmaya başlıyordu. Bu işlemden sonra iki kaptaki sıvı da ocakta kaynayan karışıma döktü. Dualarını etmeye devam ederken askıda duran tavuğu eline alıp bıçakla karnını yardı. Eliyle iç organlarını kopardı, kanıyla birlikte karışıma dahil etti. Bıçak atladığı kağıdın tam ortasına ip geçirdi. İpi iki ucunu bağlayıp kolye şekline getirdi. İpin ucundan tutarak kağıdı tam 666 defa suya batırıp çıkardı.
Sonrasında yavaşça yerinden kalkıp tavuğu ve soğan kabuğunu da yanına alarak arka bahçeye doğru yol aldı. Kesnen kadın yavaş adımlarla büyük incir ağacının önüne geldi. Bu defa tersten ezan okumaya başlayıp soğan kabuklarıyla bir daire yaptı. İçine tavuğun kalan kanı ile Sermina'nın adını yazdı ve tavuğu kanla yazılmış isminin üzerine bıraktı. Artık kan ile kaplanmış olan kağıdı ağacın en kuytu yerine astı. Ellerini iki yana açıp yere düz çöktü. Şu an sadece o Sermina denilen kızın bu dünyada azaplar içinde bir ömür geçirmesini istiyordu. Gözlerinden çıkan kıvılcımlar büyünün etkisini daha da arttırıyordu. Ey şeytanın yolundan gidenler! Bu gece bana yardım edin. Kötülük de, zulüm de ancak sizden gelir. Ey karanlığın evlatları! Kötülüğün hüküm sürdüğü yürek sizden yardım istiyor. Öyle işten okuyordu ki duasını, gecenin kötü evlatlarından hiçbiri bu davete karşı koyamazdı. Belki de kesen kadının bile tahmin edemeyeceği güçte olan bir cin, belki de bir cin padişahı bu kötülüğü ve vahşetiyle karşısına gelecekti. Yer öyle bir titremişti ki incir ağacı kökünden sallanmıştı. Öyle bir fırtına esmişti ki ağaçta neredeyse yaprak kalmayacaktı. Kıpkırmızı gözleri, iri cüsseli korkunç yüzüyle Erva Sermina'ya dünyanın ters düz etmeye gelmişti. Kalın ve kulakları kanatacak sesiyle resmen kükürüyordu. Ne istiyorsun kesnen kadın? Beni neden çağırdın? Kesnen kadın başarmış olmanın verdiği mutluluk ve hazzıyla artık açtı gözlerini. Karşısında tüm heybetiyle kendisine bakan cinine baktı. Tam istediği gibi Ervah davetini kabul etmişti. Ervah'ın gözlerine intikam dolu gözlerle bakıp istediğini dile getirmeye başladı. Ey Ervah! Sonunda büyüyü yaptım. Senden tek istediğim büyüyü yaptığım kızı, yani Sermina'yı kendine aşık edip bütün bir ömrünü yalan, acı ve mutsuzlukla sürdürmesini sağlaman. Gerekiyorsa insan kılığına gir. Yeter ki Sermina'nın hayatı cehenneme dönsün. Bunu yapmak istediğini biliyorum ve artık önünde bir engel kalmadı. Seni o kıza büyüyle bağladım. O artık senin. Ervah memnuniyetle gülümsedi. Bir adım daha atıp kesen kadının gözlerinin içine baktı. Benim bundan ne çıkarım olacak? Bu nadir bulunan soğan kabukları ve bu ölü tavuk senin. Ervah başını iki yana sallayarak konuşmaya başladı. Olmaz, bu kadar azıyla yetinemem. Bana her ay 10 keçi keseceksin. Kesinen kadın biraz düşünmek istese de ne vakti vardı ne de bir çaresi. Mecbur Ervah'ın teklifini kabul etti. En büyük eğlencesi hamile insanlara tecavüz edip onların bebeklerini düşürmek ve korkutmak olan Ervah, kahkahalar atarak kesinen kadınıyla anlaşmayı yaptı. Sermina ölene dek artık kendisinindi. Peki ne zaman başlıyoruz diye kesinen kadına soran Ervah, merakla sorusunun cevabını beklemeye başladı. Bu sefer de kesinen kadın yeri göğü inletecek kuvvetle bir kahkaha attıktan sonra, aniden kahkahasını bıçak gibi kesip ayağa kalktı. Ervan tam önüne gelip gözlerinin içine baktı ve sorusunun cevabını verdi. Senin de planladığın gibi bu gece. Bu gece başlıyoruz. Yarısına pansuman yapan Sermina hiçbir şeyden habersiz pijamalarını giyinip odasının lambasını kapattı ve gece lambasını yakıp yatağına girdi. İçinde nedensizce bir korku vardı. Gözleri kendisinden izinsiz odanın duvarlarında dolanıyor, sanki bir şeyleri arıyordu. Ellerini açıp dualarını okuduktan sonra başını yastığa koyup gözlerini kapattı. Ellerini kalbinin üzerine koyup yutkundu. Neden korkuyla bu kadar hızlı atmaya başlamıştı ki? Allah'ım sen bana yardım et, beni böyle seslerden koru. Korkudan göz kapakları titremeye başlamıştı. Kendini bir türlü uykuya veremiyordu. Ervas Selmiyan'ın baş ucunda durmuş, onu acıyarak kan kırmızısı korkunç gözleriyle bakıyordu. Sonunda kesen kadın büyüyü yapabilmişti. Artık Selmina'ya istediğini yapabiliyordu. O artık kendisinindi. Seni ahmak, bu gece ve bundan sonraki tüm gecelerinde benimlesin. Sen artık benimlesin Sermina diyerek Sermina'nın kulağına fısıldadı. Sermina varla yok arası duyduğu fısıltıdan yerinden korkuyla sıçrarken gece lambasının başucuna karşısında duvara yansıttığı ışığın tam ortasına hareket eden gölgeyi gördüğünde resmen yerinde mıhlanıp kaldı. Ne konuşabiliyor ne de bir tepki verebiliyordu. İçinden Allah'ım sen bana yardım et, Allah'ım beni kurtar diye dua ederken Ervas Sermina'yı ele geçirmişti. Sermina yatağında duvarda belli belirsiz hareketler yapan gölgeyi donuk bakışlarıyla izlerken, ensesinde hissettiği sıcak ve pis kokulu nefesle ürperip korkudan soğuk soğuk titremeye başlamıştı. Pis ve uzun tırnaklı, üzerindeki derisi kanlarla bezenmiş, kemikli bir elin ağzını kapatmasıyla nefes alamayıp bilincini kaybetti ve Ervah'ın kucağına yığıldı. Ervah ise eserine intikam dolu gözlerle bakıyordu. Izdırap dolu ilk gecem başlasın Sermina. Artık sabaha kadar benimsin. Sadece benim. Zaman akıp gidiyordu bir su misali. Nefesler tükeniyor ve her saniye ölüme biraz daha çok yaklaşıyordu insanoğlu. Sermina ve babasının konaktan evlerine dönüşünün üzerinden bir hafta geçmişti. Daha fazla o konakta kalamazlardı. Hele ki Asmin'in konağı terk etmişken.
önüne geçilemez bir dedikodu zelzelesinin sebebi olabilirlerdi. Baba kız her zamanki gibi kahvaltılarını yaptıktan sonra Selmin'e babasının kocaman bir öpücükle işi uğurlamıştı. Günlerdir olduğu gibi yine evde tek başınaydı. Sofrayı şarkı mırıldanarak toplamaya başladı. İçinde engel olamadığı bir huzursuzluk varlığını sürdürüyordu. Şu birkaç gündür gördüğü korkunç kabuslar yüzünden ister istemez korkuyordu. Seni yerlerde göklerde bulamazlarken beni sana sımsıkı sarılı görenler olmuş. Mutfak tezgahına elindeki boş tabakları koyacağı sırada belinde hissettiği ateş kadar sıcak kollar ile korkuyla çığlık atarak tabakları yere düşürdü. Derin nefesi alıp sakinleşmeye çalışsa da olmuyordu. O sıcaklık derine işliyor, canını yakıyordu. Daha fazla içeride kalamayacağını anladığında hızlı adımlarla bahçeye çıktı. Bu yaşadığı ilk olay değildi, sonda olmayacaktı. Bahçedeki tahta sandalyelerden birini dizlerini titriye titriye otururken sonra telefonunu pantolonun cebinden çıkardı ve rehberden Dicle'nin ismini bulup arama simgesine tıkladı. Birkaç çalıştan sonra nihayet telefon açılmıştı. Seni benim elimden kimse alamaz Selmi. Sen artık benimsin. Duyduğu kalın ve korkunç sesin söyledikleriyle Selmi'ne korkudan resmen nefes almayı unutmuştu. Kimdi bu? Dicle'nin telefonunu onda ne işi vardı? İsmini nereden biliyordu? Kafasında cevaplayamadığı sorular ile ne yapacağını bilemez halde telefonun ekranı öylece baka kaldı. Nefesini düzene sokmaya çalışırken içinden kendi kendine sakin olması için telkinler veriyordu. Eğer sakinleşmezse neler olduğunu anlayamaz ve bu korkunç durumdan kurtulamazdı. Biraz olsun sakinleştikten sonra korka korka telefonun ekran kilidini açtı ve Dicle'nin isminin üzerine tıklayıp bir daha aradı. Bu defa içinden Dicle'nin açması için Allah'a yalvarıyordu. Alo, Selmina, günaydın canım. Duyduğu ses ile Allah'a şükreden Selmina derin bir nefes verip gözyaşlarını elinin tersiyle sildi. Ve sesinin normal çıkmasına gayret ederek konuşmaya başladı. Günaydın canım, Nat. Nasılsın? İyiyim canım da, senin sesin neden kötü geliyor? Bir problem mi var? Hayır canım, yok bir şey. Ben senden bir şey isteyeceğim. Hani bana Defur, Zafaran, Manastır'ı gezdirecektin ya, bugün gidelim mi? Babam yine işe gitti ve ben evde tek başıma çok sıkıldım. Ben bir annemlere sorayım, ararım seni 5 dakikaya. Tamam canım, bekliyorum. Selmina telefonunu kapattıktan sonra dirseklerini masaya dayayıp elleriyle yüzünü sıvazladı. Ali Bey'in ve Sakin Hanım'ın Dicle izin vermesi için içinden dualar etmeye başladı. Selmina dua etmek istedikçe aklına başka başka şeyler geliyordu. Cinlere, şeytanlara inanan birisiydi. Kur'an-ı Kerim'de onlarla ilgili ayetler vardı. O filmlerdeki ve kitaplardaki gibi kendisine musallat olabileceklerine hiç ihtimal vermese de o geceden itibaren aklına tek bir soru hüküm sürüyordu. Ya bana da musallat oldularsa? Bu soru yeniden aklının tüm duvarlarında yankılanırken telefonun zilinin sesinin kulaklarına ulaştığında düşüncelerini bir kenara itip hemen aramaya cevapladı. Alo kuzum, annem izin verdi canım, hazırlan 10 dakikaya gelip alacağız seni. Tamam kuzum, hemen hazırlanıyorum. Selmina büyük bir sevinçle telefonu kapattıktan sonra korksa bile hızla odasına gitti. Uzun kollu ve ayak bileklerinin boynunda olan siyah elbisesini giydikten sonra saçlarını tarayıp açık bıraktı. Hafif bir makyaj yapıp küçük sırt çantasını koluna taktı. Şarjı tam olan kamerasını da boynuna astıktan sonra kapıları kilitleyip evden hızlıca çıktı. Selmina tahta kapının önünde sabırsızca dizleri beklerken içindeki o tuhaf duygunun ne olduğunu bir türlü çözememişti. Huzursuzluk ya da depresyona neden olacak bir his değil, çok farklı bir şeydi. Belki de günlerdir uykusuz olduğu için psikolojim bozulmuştur diye içinden geçirirken bir ara il merkezine gidip bir psikolog ile konuşmaya aklına not etmişti. Duyduğu korna sesiyle dizelerin geldiğini gören Selmina araba tam önünde durduğu anda hiç vakit kaybetmeden arka kapıyı açıp aracın içine bindi. İki arkadaş sıkı sıkı birbirlerine sarıldıktan hasret giderdikten sonra şoför arabayı Dayru Zafaran Manastırı'na doğru sürmeye başladı. Selmina gördüğü manzara karşısına resmen büyülenmişti. Dayru Zafaran Manastırı tarihinde de güzel bir yerdeydi. Günlerdir içini yakıp kavuran korku duygusu heyecan ve merakına yenik düşmüştü. İki arkadaş birlikte manastırın ön kapısına içeriye girerken kalabalık bir turist grubu ile karşılaşmışlardı. Onlarla birlikte manastırı gezmenin daha da eğlenceli olabileceğine karar vererek Rus kafilesine kendilerine de katılmışlardı. Burada birçok ülkeden gelen bir sürü insan var. İstesem böyle bir fırsat yakalayamazdım. Şanslısın gerçekten. Selmina ve Dicle keyifli bir sohbet eşliğinde manastırın taş duvarlarını ve iç dekorasyonunu incelerken duydukları tok sesiyle sesin sahibine doğru döndüler. Dayru Zafaran Manastırı, diğer adıyla Bor Hamanya'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Erhan, buranın yetkili müdürüyüm. Aynı zamanda sizlere rehberlik edeceğim. Selmina duyduğu o tok ve karizmatik sesin sahibini gördüğünde kalbinin teklediğini hissetti. Sarı ile kahverengi arası bir renk olan saçları, rengini çözemediği gözleri, yakışıklı yüzü ve kendinden emin duruşuyla Erhan resmen kendisini etkisi altına almıştı.
Selmina, haydi gidiyoruz kızım. Dicle'nin seslenmesiyle kendisine gelen Selmina, tekerlekli sandalyenin arkasına geçip sandalyeyi yavaşça öne doğru itmeye başladı. Aklı Erhan'ı gördüğü andan itibaren karma karışık olsa da belli etmemeye çalışıyordu. Dairuzzafaran Manastırı, milattan sonra 5. yüzyılda inşa edilen Dairuzzafaran Manastırı muhteşem mimarisi yanında Süryani Kilisesi'nin önemli merkezlerinden biridir. 1932'ye kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks Patriklerinin ikametgah yeriydi. Selmina hem Erhan'ı dikkatlice dinliyor hem de manastırda gezdikleri her yerin fotoğrafını çekiyordu. İçindeki o tuhaf his bir türlü gitmemişti. Üzerinde bir baskı hissediyordu. Sanki birisi kendisini göz hapsine almıştı. Manastır Mardin'in 4 kilometre doğusunda şirin bir dağ yamacında Mardin Ovası'na hakim bir noktadaydı. 3 kattan oluşan manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan etkinliklere bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşmuştur. Farklı zamanlarda yapılan eklentilere rağmen manastırın adeta tek bir zamanda inşa edildiği havasını vermesi, bu eklenti binaları yapan mimarların ne kadar maharetli olduklarını gösteriyordu. Manastır, M.Ö. Güneş Tapınağı, daha sonra da Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edildi. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şireyum'un bazı azizlerin kemiklerini buraya getirerek kaleyi manastıra çevirdi. Bu nedenle manastır önceleri Mor Şireyum'un manastırı olarak biliniyordu. Mardin ve Keferut Teferoliti Aziz Hananyo'nun 793 yılında başlayarak büyük bir tadilat yapmasından sonra manastır onun adıyla Mor Hanonya Manastırı olarak bilindi. 15. yüzyıldan sonra da manastırın etrafında yetişen zafaran, safran bitkisinden dolayı Manastır Deyrul Zafaran, Safran Manastırı adıyla anılmaya başlandı. Adam ansiklopedi gibi mübarek, anlata anlata bitiremedi diye söylenen Selmina, Dicle'nin cevabı gecikmedi. Ben buraya sık sık gelirim ama onu ilk defa görüyorum. Gezi bitsin tanışırız. Ne gerek var tanışmaya? Hem adam da yanlış anlayacak, hiç gerek yok. İtiraz istemiyorum Selmina. Her bir tanışmadan ne olacak ki? Dicle kendisine emin bir ses tonuyla konuşmanın son noktasını koydu. Selmina ise gözlerini devirmekle yetinmişti. Dicle'ye söz geçiremeyeceğini artık çok iyi biliyordu. Kubleleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç ve dış mekanlardaki taş nakışları ile insan ilgisini çeken Deyruzzafaran Manastırı, uzun tarihi boyunca Süryani Kilisesi'nin dini eğitim merkezlerinden biriydi. Bölgeyi ilk matbaaya getiren kişi de yine bu manastırda patriklik yapan ve 1895'te vefat eden 4. Petrus'tur. 1874 yılında İngiltere'ye yaptığı bir ziyaret sırasında satın aldığı matbaayı 1876 yılında manastıra getirdi. Matbaada 1969 yılına kadar başta Süryanice olmak üzere Arapça, Osmanlıca ve Türkçe kitaplar ile 1953'e kadar Öz Hikmet adında ayrık bir dergi basıyorlardı. Matbaadan geriye kalan parçaların bir kısmı manastırda, diğer kısmı da Mardin'deki Kırklar Kilisesi'nde sergilenmektedir. Yaklaşık yarım saatin sonunda gezi nihayet sonlanmıştı. Turistlerle başladıkları alana geri dönmüşlerdi. Erhan'ı ve çevirmenlerini dikkatlice dinliyorlardı. Manastır bugün de Süryani Kilisesi'nin önemli dini merkezlerinden biridir. Mardin Petropolitinin ikametgahı olan Deyruzzafaran Manastırı, dünyanın dört bir yana dağılmış Süryaniler tarafından dua ve bereket almak için ziyaret edilir. Yine sizler gibi binlerce yerli ve yabancı turist, kısa veya uzun bir yol kat ederek manastırı ziyaret etmektedirler. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. 15 dakikalık bir vaktiniz var. Serbestçe dolaşabilirsiniz. Turistler manastırın dört bir yana dağılırken Selmina Dicle'nin zorlamasıyla tekerlekli sandalyeyi Erhan'ın yanına doğru sürmeye başladı. Merhaba Erhan Bey. Ben Dicle Yiğitoğlu. Bu da arkadaşım Selmina. Seninle tanışmak istedim. Buraya sık sık gelirim lakin sizi ilk defa görüyorum. Erhan yanına gelen kızlara memnuniyet içerisinde bir bakışla süzdükten sonra bakışlarını Selmina'nın gözlerinde sabitledi. Memnun oldum hanımlar. Buraya yeni tayin oldum. Adım Erhan Ateşoğlu. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz demektir. Açıkçası bunu duyduğuma çok mutlu oldum. Dicle Erhan'ın Selmina'ya olan bakışlarından bir şeyler sesse de susmayı yeğlemişti. Müsaadenizle ben işime döneyim. Tekrar memnun oldum hanımlar. Yeniden görüşmek üzere. Erhan ilk önce Dicle'nin elini sıktı. Daha sonra ise Selmina'nın elinden tutup hafif bir öpücük kondurup yanlarından ayrıldı. Selmina bu Erhan senden etkilendi galiba. Bütün gezi boyunca sana bakıp durdu. Bir delini öptü. Ne kadar kibar bir adam. Biliyorum. Yani aman öf Dicle. Adam dediğin gibi kibarlık yapı sadece. Abartacak bir şey yok. Biliyorsun çünkü sen de bütün gezi boyunca ona baktın. Hayırlısı olsun ne diyelim. Selmina bir yandan Dicle'ye kızıp tekerlekli sandalyeyi çıkış kapısına doğru iterken diğer yandan da içinde oluşan duyguları kendine bile inkar ediyordu. Dicle ve Selmina tekrar arabaya binip evlerine doğru yol alırken Erva planının ilk basamağını sorunsuz başarmanın vermiş olduğu haz ile keyiflendi.
Bu geceki planını uygulamak üzere Selmina'nın önce evine giderek onun gelmesini beklemeye başladı. Selmina çok yakında yaptığı plan ile sonsuza kadar kendisinin olacaktı ve hiçbir güç onu kendisinden ayıramayacaktı. Tanrı bile. Seni seviyorum Selmina. Selmina duyduğu kelimelerle afallamıştı. Tabii bu afallamanın sebebiyeti olarak bir de Erhan'ın yakınlığı eklenebilirdi. Erhan. Ağzından zorla çıkan kelimeler Erhan'ın parmağıyla dudağına baskı yapmasıyla kesildi. Ben de seni seviyorum Selmina. İtiraf et kendine. Selmina'nın duyduğu ses sanki ilmek ilmek yüreğine işleniyordu. Erhan'ın gözleri sanki bir daha göremeyeceği eşsiz bir manzaraydı. Haydi itiraf et Selmina. Seviyorsun. Daido Zafran Manastırı'nın bahçesinde bulundukları yakınlık derecesi günah sayılacak düzeyde olsa da bu Erhan'ın umrunda bile değildi. Onun tek hedefi vardı. O da büyünün gerçekleşmesiydi. Selmina'nın gözleri ay ışığının altında bir yıldız gibi parlarken Erhan parmağını Selmina'nın dudağından çekti ve kor gibi yanan dudaklarını Selmina'nın dolgun dudaklarıyla birleştirdi. Selmina içinde hissettiği duygularla karman çorman olsa da kendisinin hiç beklemediği bir şey yaparken Erhan'ın öpücüğüne karşılık verirken buldu. Ervah içindeki dürtülere engel olamayarak Selmina'nın saçlarını iki eliyle kavrayıp geriye doğru çekmeye başladı. Aynı zamanda dişlerini Selmina'nın dudaklarına geçirmiş, yırtarcasına ısırıyor, çekiyordu. Selmina yaşadığı acı nedeniyle ağlarken çaresizce çırpınıp Erhan'ı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı ama nafileydi. Erhan dişleriyle dilinin ucunu yakalamış ve ısırarak paramparça etmişti. Ağzının içine dolan kan nefessiz kalmasına neden oluyor ve Selmina'nın gittikçe nefesi kesiliyordu. Bir süre sonra çektiği acı tahammül edilemez hale geldiğinde kan ter içinde kalan vücudu bir yaprak gibi hızla yere düştü ve sonrasında ise koca bir karanlıktı. Selmina ses telleri yırtılırcasına bağırarak kabusundan kan ter içinde uyandı. Derin nefesler alıp verirken bir yandan da elleriyle dudaklarını ve çenesini kontrol ediyordu. Bir gördüğü kabus da neyin nesiydi. Neden ilk defa gördüğü bu adamı rüyasında böyle bir kabusun içinde görmüştü. Korkuyla gözleriyle odasını kontrol ederken babası kapıyı hızla çalarak içeri girdi. Selmina babasına sıkıca sarılıp başını göğsüne yasladı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Murat Bey kızının yüzünü ellerinin arasına alıp endişeli gözlerle onu süzmeye başladı. Kızım ne oldu? Neden öyle bağırdın? Baba çok kötü bir kabus gördüm. Çok korktum. Anlatmak ister misin? Hayır, hayır babacığım. Çok hatırlamıyorum zaten. Selmina utançla başını öne eğdi. Babasının rüyasında nasıl yeni tanıştığım adamla çok samimi bir haldeydik. Hatta ileriye doğru gidip öpüştük diyebilirdi. Emin misin kızım? Eminim babacığım. Yanında yatmamı ister misin peki? Hayır baba. Ben artık küçük Selmina değilim. Sadece kabus gördüm ve korktum o kadar. Eğer korkarsan gel yanıma, tamam mı? Tamam babacığım, gelirim. Murat Bey kızını alnından öpüp yatağına geri yatırdı. Üstünü örtüp odadan çıktı. Selmina eskisine nazaran rahatlamış olsa da yine de korkuyordu. Tedirgin gözlerle etrafına bakarken Erbah ve yakın arkadaşı Sikçar'da başucunda kahkahalar atarak onu izlediklerinden habersizdi. Ah ne kadar da salak bir kız. Duygularına hiç hakim olamıyor. İşin kolay, çok kolay Erbah. Öyle işim sandığından da daha kolay. Bu kızı delirteceğim. Hem de öyle bir delirteceğim ki iki deliler hastanesinde bana aşık bir kız olarak bütün ömrünü çürütecek. Senden korkulur Erbah. Bu gece o bebeği düşürtecek misin? Kaç gündür onun hayalini kuruyorum. Bu dünyaya bir çamur parçasının daha gelmesine izin veremem. Hele ki bu bir Müslümansa. Ben gidiyorum. Selmina'ya bugünlük bu kadar korku yeter. Yarın nasıl sonuna bol bol görüşeceğim. Karşı eve taşınan yeni komşusu olarak. Erbah ve Sitcar keyifle Selmina'nın yanından ayrılırken Selmina dualarını edip üzerini iyice örttü ve uyumak için gözlerini sıkıca kapattı. Emine iki çocuğunu da yanağından öperek üzerlerini sıkıca örttü. Odadaki ışığı söndürdükten sonra kapıyı yavaşça kapatıp kocasının yanına gitmek için karnını tutarak yavaş adımlarla yatak odasına doğru ilerlemeye başladı. İki oğlundan sonra Allah izin verirse güzeller güzeli bir kızı olacaktı. Üç güne doğurursun demişti köyün ebesi. Bunları düşünerek tahta kapıyı aralarken karnına giren sancıyla nefesi kesildi. Ahmet karısını döşekte uzanıp beklerken gördüğü manzarayla yerinden fırlayıp karısını belinden tuttu ve döşeğe götürüp yatırdı. Emine'nin ağrıları her geçen saniye iyice artıyorken Ahmet karısının alnına bir öpücü kondurup ebe kadınını çağırmak üzere koşarak evden çıktı. Erva keyifle sivri ve uzun tırnaklarını Emine'nin rahminden içeriye doğru batırmaya başladı. Emine'nin her çığlık atışında biraz daha haz alıyor, haz aldıkça acının şiddetini daha da çok arttırıyordu. Kanter içinde döşekte kıvranan Emine için daha her şey yeni başlıyordu. Erbah iki elini yavaşça rahminden içeriye sokmaya devam ederken Emine'nin nefesi gitgide kesiliyordu. Erbah rahimi geçip bebeğin olduğu yere geldiğinde hiç düşünmeden bebeği koruyan su baloncuklarını patlattı.
Hemen ardından bebeğin çoktan doğum pozisyonu almış olduğunu elleriyle inceleyerek anladı. Tırnaklarını bebeğin gözlerine sokup çıkardıktan sonra iki elini tırnaklarını bu sefer de bebeğin göğsüne batırıp yanlara doğru açtı. Hemen ardından hiç düşünmeden hızla aşağı doğru çekip bebeği rahimden çıkardı. Rahim kan revan içinde kalmış, paramparça olmuştu. Emine içinde hissettiği acıdan sonra en son olarak bebeğinin rahminden hızla çekildiğini hatırlıyordu. Çok çırpınmıştı. Bağırmaya çalışmıştı ama biri sanki kıpırdamasına ve sesinin çıkmasına engel oluyordu. Gözlerindeki yaşlar sicim gibi akarken Emine ara ara kararan gözleriyle parçalanmış kanlı bebeğine bakıyordu. Bir süre sonra daha fazla bu görüntüye dayanamayıp acıdan ve şoktan olduğu yerde bayılmıştı. Ahmet ebe kadının evine nefes nefese varmış, karısının durumunu anlatıp ağlayarak yardım istemişti. Ebe kadın telaşla hazırlanıp evinden çıkarken Ahmet'e de köye yeni gelen doktor Murat'a haber verilmesini söyleyip Emine'nin yanına koşmaya başladı. Ahmet de doktor Murat'tan evine doğru koşarak gidiyordu. Ahmet nefes nefese Selminalar'ın evinin önüne geldiğinde bahçenin tahta kapısını kırarcasına çalmaya başladı. Karısının canı tehlikedeyken el alemin uykusunu düşünemezdi. Murat Bey dış kapının kırılırcasına çalınması da anlamıştı ki gelenin niye geldiğini. Kaç yıldır doktor olmasının faydasıydı. Hızla yatağından kalkıp üzerine giyindi. Telefonu ve tıbbi malzemelerini olduğu çantasının yanına alarak hızla odasından çıktı ve kızının odasına girdi. Selmina duyduğu sesle korkak yatağına iyice sinmiş, bir türlü yerinden kalkma cesareti gösterememişti. Neler olduğunu merak ederken babasının giyinip elinde çantasıyla odasına girmesiyle merakı daha da artmıştı. Kızım galiba bir hasta var. Hemen gidiyorum. Kapıyı güzelce kilitle iyi uyur. Olur mu? Selmina yatağından hızla kalkıp dolabını açtı. Uzun kollu siyah elbisesini eline alıp babasına döndü. Baba bir dakika sonra yanındayım. Ben de geliyorum seninle. Ben evde tek kalamam. Senin yardıma ihtiyacın olabilir. Murat Bey kızının inadını bildiği için üstelemedi ve kapıyı çalan kim ise onunla konuşmak üzere dışarıya çıktı. Selmina mesmeye çekip yüzeyini çıkardı ve hızla elbisesini giyip saçına at kuyruğu yaptı. Hırkasını giyip cebine cep telefonunu koydu. Fotoğraf makinesini boynuna asarak odasından koşarak çıktı. Babetliğini giyip evin demir kapısını kilitledi. Bahçeye çıktığında babası kanter içinde kalmış bir adamla konuşuyordu. Hızla onlara doğru ilerlediğinde hep birlikte bahçeden çıkıp koşar adım eve doğru gitmeye başladılar. Ebe kadın kapının eşiğinde korkudan büyümüş gözleriyle karşısındaki vahşet derecesindeki olan manzaraya bakıyordu. Birkaç dakika sonra kendisine geldiğinde çığlık atarak korkudan olduğu yere bayıldı. Doktor Murat kızı Selmina ve Ahmet eve yaklaşırken duydukları çığlıkla daha da hızlı koşmaya başladı. Ebe kadının sesiydi bu. Ahmet'in söylediklerinin hepsinin içine korku tohumları atarken kerpiçten yapılma evin kapısından içeriye girdiler. Selmina ilk olarak babasının ve Ahmet'in içeriye girmesine izin verdi. Kendisi arkadan onları takip ediyorken ebe kadının yere yığılmış olan bedeniyle içini bir huzursuzluk kaplamıştı. Az sonra Ahmet'in attığı çığlık bile hızla odadan içeriye girdi. Gördüğü manzara ile midesi alt üst olmuştu. Tıbbi psikolojisi gibi. Kadının her yeri kan revan içinde kalmıştı. Gözleri açık, hiç kıpırdamadan öylece tavana bakıyordu. Bacaklarının arasındaki parçalanmış bebek cesedi ise ayrı bir travma nedeniydi. Kurtçuklar bebeğin oyulmuş gözlerinin ve karnının içinde geziniyor, taze eti parçalara bölüyorlardı. Selmina bu olayı derhal makinesiyle çekmeliydi. En azından jandarmaya gösterecek bir deliller olurdu. Makinesini hazırlayıp nefesini tutarak cesete yaklaşık birkaç fotoğraf çekmişti ki aniden midesinin bulanmasıyla olduğu yere kusmaya başladı. O bebeğin içindeki kurtçuklar şimdi kadının ağzından çıkıyordu. Ve daha bu görüntü midesini daha da çok bulanmasına sebep oluyordu. Dizlerinin üzerine düştüğünde her yeri uyuşmaya, kalp atışları hızlanırken nefes alışverişi gitgide güçleşmeye başladı. Ne oluyor bana? Neden nefes alamıyorum? Burada neler olmuş böyle? Diye kendi kendine sorarken birden boğazında hissettiği kayganlık ve göz göze geldiği kara yılan ile bilincini kaybedip yere yığıldı. Selmin oturduğu taşın üzerinde jandarmaların koşuşturmasını izliyordu. Yaşadıkları kabus gibiydi. O gördüğü manzarayı ömrü boyunca unutabileceğini hiç sanmıyordu. Cesetler poşetlenip araca yerleştirildi komutanım. Şahitlerin ifadeleri alındı mı? Doktor beyin ve evi kadının ifadeleri alındı. Sadece doktorun kızı Selmin Hanım'ın ifadesi alınacak. Kız fotoğrafçıymış. Babası fotoğraf makinesini bize verdi. İçinde delil niteliğinde fotoğraflar varmış. Tamam, sen gidebilirsin. O fotoğrafçı kız ile ben konuşup ifadesini alacağım. Emredersiniz komutanım. Komutan askerlerini yanından yolladıktan sonra yavaş adımlarla taşın üzerinde oturan Selmina'ya doğru ilerledi. Babacan bir tavırla yanındaki taşa oturdu ve derin bir nefes alıp konuşmaya başladı. İyi misin kızım? Selmina duyduğu sesle irkilip oturuşunu düzeltti. Sağ tarafına başını çevirdiğinde üniformasıyla sert duruşuna karşın yüzünde babacan bir ifade olan komutana çekingen bakışlarıyla baktı. Sesinin çıkmasına gayret ederek sorusunu cevapladı. İyiyim galiba. Yani bilmiyorum. Bu yaşadıklarım kabus gibi.
Sakince başlayan sohbet jandarma karakolunda Selmira'nın ifade vermesiyle devam etti. İfadenin ardından komutanın uzattığı ifade kağıdını imzasına atan Selmina, babası ile sabah saat 9 sularında jandarma karakolundan çıktı ve evlerine doğru yürümeye başladı. Kendisine büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdi. Gece herkes uyurken cin arkadaşlarıyla planladıkları oyunları devreye sokan Erva, elindeki ekmek poşetiyle sokağın başında Selmina'ların gelmesini bekliyordu. Onunla tesadüf eseri karşılaşmış gibi yapacaktı. Hissediyordu, bu planıyla çok eğlenecekti. Etrafında bulunan cin arkadaşları ise onunla şimdiden eğlenmeye başlamışlardı bile. Bir insanoğlunun yolunu gözlüyorsun Tanaka. Yanlış görmüyorum değil mi Erva? Erva arkadaşı Kürzar'a öldürücü bir bakış atarak fısıldayarak konuşmaya başladı. Biraz daha konuşursan seni insan bedenindeyken öldüreceğim. Gidin başımdan, işim var görmüyor musunuz? Görüyoruz Erva, biz gidelim de işini rahat hallet. Cimbazın sözleriyle Erva'nın yanına gelen bütün cinler bir yerlere dağılmaya başladı. Erva ise sinirlerini zapt etmeye çalışıyordu. Selmina köyün boş sokaklarında babasının kolunda evine doğru adımlarını atarken karşısında eline ekmek poşetiyle gelen kişiyi gördüğünde şok yaşadı. O Erhan mıydı? Peki burada ne işi vardı? Kızım neden öyle bakıyorsun? Bir şey mi gördün? Baba şu karşıdan gelen elinde ekmek poşetiyle gelen genci birini benzettim de ona bakmıştım. Galiba uykusuzluk başıma vurdu. Eve gidip bir duş alıp yatsam iyi olacak. Tamam bir tanem geldik eve. Şimdi dinlenmişsin bir güzel. Selmina babasının koluna biraz daha yaslanmış kapıyı açmasını beklerken Erva artık harekete geçmenin tam vakti olduğunu düşünüp planını uygulamaya başladı. Selmina, bu ne güzel tesadüf. Selmina duyduğu sesi de başını yana çevirdiğinde Erhan karşısında kendisine gülümseyerek bakıyordu. Bu duruma çok şaşırmıştı. Onun burada ne işi vardı? Babasının kolundan ayrılıp arkasına döndü ve buruk gülümsemesini ve yorgun bakışlarını Erhan'a yöneltti. Senin ne işin var burada? Gitmemi mi istiyorsun? Hayır, sadece burada bu saatte oluşum beni çok şaşırttı. Merak ettim. Beni burada istiyor oluşuna sevindim. Sana öyle bir şey söylemedim. Ama istemiyorum da demedim. Her neyse. Ben bu evde oturuyorum diyerek parmağıyla Selmina'nın evinin karşısındaki evi gösterdi Erva. İyi de daha dün bu ev boştu. Daha çok yeni bu sabah taşındım. Eşyalarımı bile yerleştiremedim. Bana yardıma gelebilir misin? Ta önceden dinlenmesi çok kötü gözüküyorsun. Anladım. Hayırlı olsun. Biraz kötüyüm. Kendimi toparlayabilirsem yardıma gelirim tabii. Kim bu bey kızım? Selmina babasının sorusuyla utanmıştı. Onun varlığını resmen unutmuştu. Gülümsemeye gayret ederek Erhan'ı ve babasını tanıştırdı. Baba bu Erhan. Dicle ile gittiğimiz gezide Dairu Zafaran Manastırı'nda tanıştık. Orada müdür olarak çalışıyor. Erhan bu da babam. Kendisi sağlık ocağında doktor. Erhan ve Murat el ele tokalaşıp tanıştılar. Tanışıma memnun oldum efendim. Ben de öyle Erhan. Madem ki komşu olduk bir gün bize yemeğe beklerim. Olur, tabii gelirim. Tanışma faslından sonra nihayet herkes evlerine çekilmişti. Selmin aldığı duş sonrasında bornozuyla kendisini sıcacık yatağına atarken Murat Bey çoktan banyosunu yapmış sağlık ocağının yolunu tutmuştu. Erva ise insan bedeninden çıkıp Selmin'in yatağının başucunda durmuş, arsız arsız onu süzüyordu. İnsan olarak ona sahip olacağı günü iple çekiyordu. Yemyeşil ağaçların olduğu bir dere kenarındayım. Ağaçlar, çiçeklerin kokusu ve hafif hafif esen rüzgar güneşli günü daha da güzel yapıyordu. Çıplak ayaklarımla adımlarımı attıkça havadaki bulutlar artıyor, yeşil alanlar yerini kurak alanlara bırakıyor. Dere kuruyordu. Bunun nedenini bilmesem de gitmem gereken yere gidiyordum. Belki de ayaklarım içindeki sese itaatkarlık ediyorlardı. Birden duyduğum gök gürültüsü sesiyle ne yapacağımı şaşırdım. Yağmur yağacaktı ve ben ıslanmaktan nefret ederdim. Adımlarımı hızlandırıp koşmaya başladığımda etrafımda çöpler belirmeye başladı. Oluşan koku midemi alt üst ederken sığınacak bir yer bulana kadar koşmalıydım. Ne kadar gittiğimi bilmiyorum ama attığım her adımda çöplere basar hale gelmiştim. Yağmur hafiften çiselemeye başlamışken ben bu bilmediğim yerde çaresizce bir yol arıyordum. Ayaklarım acımaya başlamıştı ve vücudumun her yeri halsizlikle savaşıyordu. Garip gürültüleri kulaklarımı sağır edercesine ardı ardına koparken duyduğum bir çığlığın ardından yağmur damlaları kana dönmüş, her yer kan gölüne bürünmüştü. Ben sadece koşuyordum. Kalbim yorulmanın ve korkmanın vermiş olduğu adrenalinle hızlı çarparken aniden ayağımın bir çöp poşetine takılmasıyla sırt üstü yere düştüm. Gözlerimi korkuyla açtığımda gökyüzünden kan damlaları yağmaya devam ediyordu. Allah'a dua edip bu kabustan uyanmak istesem de bir türlü yapamıyordum. Elimi yüzüme siper etmek, kan damlalarının yüzüme gelmesini engellemeye çalışırken üzerime düşen bir ağırlıkla gözlerimi açıp karnıma doğru baktım. Çığlığımla neredeyse ses tellerim kopacaktı. Vücudumun her yerini bir titreme almıştı. Şu an üzerimde olan şeye inanamıyordum. Doğum yapıp ölen kadının cansız ve kanlı bedeni üzerimdeydi. Aklıma bebek gelince korkum daha da artmıştı. Annesi burada ise o neredeydi? Bebeği düşünür düşünmez yüzüme düşen bebek ölüsüyle nefessiz kalmaya başladım. Kollarımdan sanki biri tutuyordu. Hareket edemiyordum.
içimden dua etmeye başladığımda artık yavaş yavaş bilincim kapanmaya başladı. Selmina gördüğü kabusun etkisiyle yerinden sıçrayarak uyandı. Yatağında endişeli gözlerle çevresini kontrol ederken vücudunun titremesini bir türlü durduramıyordu. Duyduğu ses çığlık atıp yataktan fırlayıp sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordu. Kalbi resmen ağzında atıyordu. Bahçe kapısının çalındığını fark ettiğinde derin bir nefes verdi. Elini yüzünü yıkamaya belli ki fırsat olmayacaktı. Dolabına yönelip siyah uzun eteğini ve kısa kollu siyah badesini giyinip saçını açık bıraktı. Koşar adım bahçeye çıkıp tahta kapıyı açtı. Karşısında Erhan'ı görmeyi hiç beklemiyordu, şaşırmıştı. Erhan, bir şey mi oldu? Bir şeye mi ihtiyacın var diye sorsa da aklı başka yerdeydi. Ervas, Selmina'nın gözlerinin içine bakıp aklından geçenleri okurken bundan daha iyi bir fırsat olamayacağını düşünüp Selmina'yı kollarına aldı. Hayır, sokağa çıkmıştım. Çalık seslerini duydum ve seni çok merak ettim. Başına bir şey geldi sandım diyerek onu kendine biraz da olsa bastırdı. Erkekliği zonklarken bu hissin çok fazla ve haz verici olduğu kanaatine vardı. Demek insanlar da böyle oluyordu. Selmina bu yakınlaşmadan rahatsız olsa da Erhan'ın nedenini bilmediği bir şekilde engel olamıyordu. Sihirli bir güç sanki iradesinin etkisi altına almıştı. Mert kardeşinin ısrarlarına dayanamayıp Selmina'yı kahvaltıya davet etmek için arabasına bindi, onun evine doğru sürmeye başladı. Kafasına onunla ilgili birçok düşünce dolaşırken evinin sokağının başına çoktan girmişti. Sokakta bir erkeğin bir kadına sarıldığını görünce ilk başta kadın ve erkeğin kim olduğunu seçemese de arabayla biraz daha yaklaştığında erkeğin sarıldığı kızın Selmina olduğunu gördü. Buna çok sinirlenmişti. Direksiyonunu kıracakmışçasına sıkarken el freniyle arabasını aniden durdurup arabadan indi. Hızlı adımlarla Selmina'ya doğru yürümeye başladı. Selmina. Mert öyle bir bağırmıştı ki Selmina sanki karşısındaki Mert değil de babasıymış gibi korkup hemen Erhan'dan uzaklaşmıştı. Kaçamak bakışlarla Mert'e bakarken Mert ise sorgu dolu bakışlarıyla bu adamın kim olduğunu çözmeye çalışıyordu. Selmina, kim bu adam? Selmina birkaç dakikanın ardından ilk şoku atlatmıştı. Mert'in konuşma tarzından çok rahatsız olmuştu. O hangi sıfatla kendisiyle böyle konuşma cüretini buluyordu? Hemen kafasını kaldırıp Mert'e kendine emin bir halde cevap verdi. Bundan sana ne? Sen hangi hakla benimle bu şekilde konuşursun? Arkadaşımın abisisin diye ve buraların ağasısın diye her istediğin gibi davranamazsın. Mert, Selmina'nın sözleriyle resmen sinir krizinin eşiğine gelmişti. Onu bir an önce kim olduğu belirsiz bu adamdan uzaklaştırmalıydı. Hızla Selmina'nın kolundan tutarak o her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da arabaya doğru sürüklemeye başladı. Bıraksana beni. Seninle hiçbir yere gelmiyorum, bırak. Mert onu dinlemiyor, arabaya götürmeye çalışıyordu. Ta ki adını bile bilmediği züppe Selmina'nın kolundan kuvvetlice tutmuş kendisine doğru çekene kadar. İki adamın kurşunlu bakışları birbirlerine her baktıklarında ölüm darbesi bırakırken her defasında asıl yaralanan Selmina oluyordu. Mert ve Erhan'ın arasında kalmış, nereye gideceğini şaşırmıştı. Kararını ise bir an önce vermesi gerekiyordu. Mert mi, yoksa Erhan'ı mı seçmeliydi? Gözler kalbin aynasıdır. Aynalar ise her iki dünyanın geçiş kapısı. Selmina iki erkeğin arasında kalmış ne yapacağını düşünürken Mert sinirle Selmina'yı kolundan tutup peşi sıra sürüklemeye başladı. Bu ani hareket karşısında Selmina ne yapacağını şaşırdı. Mert'e karşı koymaya çalışsa da nafileydi. Kendisinden kat ve kat güçlü olan bir adama karşı nasıl direnebilirdi ki? Arabanın kapısını hızla açan Mert, Selmina'yı zorla arabaya bindirip kendisi de hızla sürücü koltuğuna geçti. Ne yapıyorsun sen manyak herif? Çabuk indir beni arabadan. Mert kendisine bağırıp yerinde debelenen Selmina'ya kısa bir bakış atıp arabayı çalıştırdı ve hiç vakit kaybetmeden gazı kökledi. Tabii ki de indireceğim seni arabadan. Ama konağın kapısının önünde. Ya sen manyak mısın? Biraz daha bağırırsam manyak olmasam da olacağım. Ya indir beni. Gelmeyeceğim seninle bir yere. Hem senin karın yok mu? Git onunla uğraş. Mert direksiyonu elini kıracak kadar sıkarken derin bir nefes aldı. Sabah Dicle tutturdu. Selmina da kahvaltıya gelsindi. Seni kahvaltıya çağırmak için gelmiştim ki elin herifiyle sarmaş dolaşsın maşallah. Selmina içinden bir rüya sabır çekip elleriyle saçlarını çekti. Bu adam kendisini delirtecekti. Sana ne be? İstersem sarılırım, istersem elin herifiyle sevgili olurum. Sana ne? Olamazsın. Kimseyle sevgili olamazsın. Mert bu sözleriyle ikiye ayrılan yoldan sola sapıp arabayı konağın aksi yönündeki tepeye doğru sürmeye başladı. Artık içinde ikine dökme zamanı çoktan gelmişti. Mardin geceleri gözyaşlarıyla gündüzleri kan ile toprağa sulanan efsaneler şehriydi. Bugün nelere şahit olacaktı kim bilir? Neler yaşanacaktı topraklarında? Selmina'nın saçları hafif esen rüzgarda uçuşurken gözlerinin önüne serilmiş manzarayı hayran hayran seyrediyordu. Mert'in de kendisini izlediğini fark ettiğinde duruşunu düzeltti. Neden beni izliyorsun? Sen Mardin'in güzelliklerini izliyorsun, ben de seni izliyorum. Selmina'nın kaşları duyduklarıyla çatıldı. Ne demek istiyorsun sen? Mert yavaş adımlarla Selmina'nın önüne geçip yüzünü ellerinin arasına aldı.
Kara gözleri Selmina'nın yeşil ile mavi arasındaki mekik dokuyan gözlerinin derinliklerindeydi. Selmina, sen ne yapıyorsun Mert? Sözümü kesmeden beni dinle. Bak Selmina, bu zamana kadar asma için atıyor sandığım yüreğim esas sahibini buldum. Bu öyle bir duygu ki sana nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. Bir yanım suçluluk duygusuyla kavrulurken bir yanım sana deli gibi sevdalı. Ben seni seviyorum. Bu kadar kısa zamanda nasıl bu kadar çok sevdim bilmiyorum. Tek bildiğim ve emin olduğum şey seni tüm benliğimle çok sevdiğim, çok istediğim. Selmina şaşkınlıkla gözlerini açıp Mert'in sözlerini algılamaya çalışırken içinde hissettiği titreme ile kalbinde keskin bir acı hissetti. Sen evlisin Mert. Üstelik ben seni sevmiyorum. Bırak beni. Selmina bu sözleri söyledikten sonra Mert'i itecekken Mert'in kendisine sarılmasıyla ne yapacağını bilemedi. Elleri havada öylece kala kaldı. Bu nasıl işti böyle? Evli bir adam kendisine nasıl aşık olabilirdi? Bu durumda oldukları için bile kendinden tiskinmişti. Yapma Mert. Bırak beni. Selmina Mert kendisine bırakmasını söylerken ayaklarında başlayarak tüm bedenine uyuşmaya başladı. Midesi bulanırken vücudunun hakimiyeti yavaş yavaş kayboluyordu. Mert. Selmina gözlerini kararmadan Mert'in omuzlarına tutturmak istese de yapamadı. Mert'in kollarının arasından kaydı. Güzelim saçları Mardin'in topraklarına karıştı. Selmina. Mert neye uğradığını şaşırmış bir halde öylece kollarının arasında kayıp düşen Selmina'ya baktı. Korkuyla yutkunup hızla yere çöken Mert Selmina'yı kucağına alıp arabanın arka koltuğuna yatırdı. Sonrasında hızla sürücü koltuğuna geçip gazı kökleyip konağa doğru yol almaya başladı. Annesi Selmina için bir hal çare bulurdu. Şimdi sağlık ocağına gidip de boşu boşuna babasını telaşlandırmak istemiyordu. Dakikalar sonra nihayetinde konağın önüne gelmişlerdi. Mert hızla arabadan inip arabanın arka kapısını açtı. Selmina'yı kucağına alıp adımlarını konağın kapısını açmasıyla avluya girdiğinde kendini bekleyen sürprizden habersizdi. Asmin bir umut konağa geri gelmiş, Mert ile konuşmak için onun gelmesini bekliyordu. Ne kaynanasının ağır sözleri ne de Dicle'nin iğneleyici bakışları umurunda değildi. Dakikalar sonra konağın kapısı açıldığında heyecanla kapıya doğru dönmüştü ki gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırmış, öylece kala kalmıştı. Kocası Selmina denilen kızı kucağında taşıyarak avluya girmişti. Bu ne kadar rezil bir durumdu. Mert ne yapmaya çalışıyordu? Mert Asmin'i avlunun ortasında görünce birden afalladı. Bunca şeyden sonra konağa nasıl gelebiliyordu? Bu nasıl bir yüzsüzlüktü? Şimdi onu görmemezlikten gelse olmaz, kucağında Selmina ile konuşmaya kalksa hiç olmazdı. Bu ne hal Mert? Asmin ateş saçan gözleriyle kendisine doğru yaklaşmasıyla Mert olacaklara karşı kendini hazırlamaya çalıştı. Şayet birazdan bu konakta küçük çaplı bir kıyamet kopabilirdi. Ne varmış halimde? Mert'in çatık kaşlarıyla sorduğu bu soru Asmin'i korkutsa da asla geri adım attırmayacaktı. Aksine daha da hırslanmasına neden olmuştu. Ne mi varmış halinde? Kucağında bir kız ile konağın kapısına içeri giriyorsun. Bir de bana ne var halimde diye mi soruyorsun? Bana bak kadın. Bana sesini yükseltme. Ben Selmina'yı bir bırakayım geliyorum bekle. Mert hız da konağın merdivenden çıkıp yarı açık salon kapısını ayağıyla ittirip içeriye girdi. Sakin Hanım ve Dicle salondaki masada sakince kahvaltılarını yaparken salondan içeri giren Mert'i ve kucağında baygın yatan Selmina'yı gördüklerinde korkuyla hızla Mert'in yanına gidip Selmina'ya ne olduğunu sordular. Dicle abisini dinlerken gözyaşlarıyla olan biteni anlamaya çalışıyordu. Ne oldu güzel kızım oğlum? Anne arabayla buraya kadar gelirken aniden bayıldı. Neyin nesi var bir bakıver. Benim küçük bir işim var. Tamam oğlum tamam. Mert Selmina'yı hasır koltuklardan birine yatırıp hızla avluya doğru giderken Dicle tekerlekli sandalyesini Selmina'ya doğru sürüp bir yana gitti. Annesinin eline verdiği kolonya ile Selmina'nın yüzünü bileklerine ovmaya başladı. Canım aç gözlerini bak çok korkuyorum. Dicle'nin yalvarır gibi çıkan sesini bastıran bir ses Yağızoğlu kulağını inletiyordu. O ses Mert'in adım sesleriydi. Hızla indiği merdivenlerden sonra avluda aynı yerde kendisini bekleyen Asmin'in yanına gelen Mert, kızgın bir demir olan bakışları Asmin'in yüreğini mimliyordu. Bana bak Asmin. Bunca şeyden sonra hangi yüzle geldim buraya bilmiyorum ama bundan sonra sakın bir daha karşıma çıkma. Çıkarsan seni mahvederim. Bu topraklarda barınamazsın. Sevdiği adamdan işittiği sözler karşısında gözlerinin dolmasına engel olamadı Asmin. Hangi seven kadın hak ediyordu bu sözleri? Peki ya kendisini yapmıştı bu sözleri hak edecek? Tek suçu sevmekti. Tek suçu sevdiği adam ile kendisini korumak istemesiydi. Başka bir suçu yoktu. Halasına büyü yaptırmasının Selmina'nın başına olamayacak dertler açmasının tek sebebi buydu. Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım bir adam. O kardeşin olacak kız hiç sevmedi beni. Biliyordum aramızı bozacak bir gün. Başardı da. Baksana ne kadar uzaksın bana. Hani nerede benim bir bakışım için dünyaları yakacak o adam? Hani nerede bir sözüme tüm cihanı karşısına alacak adam? Yok. O adam öldü değil. O beni seven adam Selmina'nın gözlerinin tuzağına düştü. Ve intihar etti değil. Gözyaşları da konuşmasına devam eden Asmin Mert'i yine yakalarından tutup onu sarsmaya başladı. Bir gün çok pişman olacaksın. Kapımda yatacaksın ama bu defa benim kapılarım sana kapanacak Mert ağa.
Rabbim bana çektirdiklerinin bin katını sana çektirsin. Son sözlerini söyleyen Asmi, Mert'in yakalarını bırakıp elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Yavaş adımlarla konağın kapısından çıkarken intikam yeminleri Selmina'nın kulaklarında çınlıyordu. Akşam olduğunda Selmina'yı babası gelip almış ve evlerine gitmişlerdi. Selmina uykuyla uyanıklık arasında gidip geliyordu. Çıkış yolunu bilmediği bir araftaydı sanki. Hissizlik tüm bedenini ele geçirmişti. Bu hissizliği sağlayan Ervat'tan başkası değil. Murat Bey yatağında bir sağa bir sola dönmekten sıkılmış, kızını kontrol etmek için yatağından kalkmıştı ki başına gelen şiddetli ağrıyla hızla geri yatağına oturdu. Ervah Murat Bey'in Selmin'le yanına gitmesine engellemek için arkadaşı Hizam'ı görevlendirmişti. Bu akşam hem Mert hem de Selmin'le ile eğlenecek. İkisine de gününü gösterecekti. Tansiyonum çıktı yine herhalde. En iyisi yatmak. Selmin'e de sabah bakarım diye kendi kendine konuşan Murat Bey gözlerini huzursuzca kapadı. Hizam Murat Bey'in vücuduna baskı yaparak onu derin bir uykunun kollarına bıraktı. Aferin Hizam. İşini iyi yapıyorsun. Bilirsin beni. Bana verilen işi asla yerde bırakmam Ervah. Peki ya sen ne zaman sana verilen işi yerine getireceksin? Ervah pis kokan nefesine Murat Bey'in yüzüne üfleyerek iğrenç bir gülümsemeyle arkadaşının sorusunu cevapladı. Bu gece her şey bitecek Hizam. Büyü amacına ulaşacak ve Selmina sonsuza kadar Araf'ta bana aşık bir insanoğlu olarak benimle kalacak. Mert bir zamanlar Asmi'yle paylaştığı odasının yatağında uzanıyordu. Aklında karısı değil, bugün kollarında bayılan ve bir türlü uyanmayan sevdiği kadın Selmina vardı. Selmina'ya ne olmuştu ona aniden bayılmıştı. Kendilerinin bilmediği bir hastalığı mı vardı? Bütün gün içinden çıkamadığı bu soruları Selmina'nın babasına da sormuştu. Murat Bey Selmina hakkında kötü hiçbir şey dememişti. Bu için rahatlasa da şimdi burada değil de kendi evinde oluşu onu rahatsız ediyordu. Selmina'nın hep yanında konakta olmasını istiyordu. Ervah Mert'in odasına geldiğinde onu yatakta uzanırken buldu. Ona bu gece korku dolu anlar yaşatacaktı. Selmina için yaptığı planları bozmasına izin vermeyecekti. Bu büyü ne olursa olsun emeğine ulaşmalı ve Selmina kendisinin olmalıydı. Yavaş yavaş Mert'e yaklaşan Ervah tıpkı avına yaklaşan bir aslan gibiydi. O uzun ve sivri tırnaklı yara bere içindeki grimsi ellerini Mert'in göğsüne bastırıp o büyülü kelimeleri söylemeye başladı. Gulhendazillezi faniya ya insan. Ervah'ın okuduğu büyülü sözlerle Mert ne olduğunu anlayamadan üzerine çöken ağırlık ile kapattı gözlerini. Bilmiyordu ki büyük bir azaba doğru gidiyordu ruhu. Bilmiyordu ki bu geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Mert'ten. Gözlerini gözlerime çöken ağırlığa inat yavaşça açtım. Gökyüzü zifiri karanlıktı. Yıldızlar var ile yok arasıydı. Uzandığım çimenlerin üzerinden yavaşça kalkmaya başladım. Yürtüğü kadar hafifti bedenim. Etrafıma baktığımda belli belirsiz ağaçlar ve kıpkırmızı bir nehir karşıladı beni. Nehirin suyuna yansıyan kırmızılığın ne olduğunu anlamak için başımı yeniden gökyüzüne kaldırdığımda gözlerim dehşetle açıldı. Korku tüm bedenimi ele geçirdi. Karşımda kanlarla bezenmiş kıpkırmızı bir dolunay tüm korkunçluğuyla gözlerimin önündeydi. Korkuyla koşmaya başladım. Nerede olduğumu, nereye gittiğimi bilmeden. Tek istediğim şey bir an önce buradan uzaklaşıp gitmekti. Hiçbir yere gidemezsin Mert, benden kaçamazsın. Duyduğum korkunç ses tüm bedenimi titretirken benimle kimin konuştuğunu görebilmek için aniden durup etrafımda iki tur döndüm ama kimseyi göremedim. Sen ahmak, o kadar acizsin ki Mert, ne kadar dönersen dön beni göremezsin. Kimsin sen? Neredeysen çık dışarıya. Karşına çıksam ne değişecek Mert? Senin gibi korkak bir insanoğlu bana ne yapabilir ki? Bu sözler ile aklım ile duygularım birbirine girmişti. Benimle konuşan her neyse, insan değilse neydi? Ona bu soruyu sormaktansa kaçıp gitmek daha mantıklıydı. Ayaklarımı zorla hareket ettirirken içimde kalan son güçle koşmaya başladım. O güç öylesine güçlüydü ki bedenim sanki süzülüyordu yeryüzünde. Buradan ancak tek bir şart ile çıkarsın Mert. Selmina'yı bir daha görmeyeceksin. Onunla bir daha yan yana gelmeyeceksin. O korkunç sesin söyledikleri kalbimi delip geçmişti sanki. Selmina'sız bir hayat düşünemezdim. Onsuz yapamazdım. Onu deli gibi seviyorken bu çok zordu. Buradan elbet bir şekilde çıkacağım ve Selmina'yı asla bırakmayacağım, anladın mı beni? Sana yapacağım şeyden sonra buradan gidebilecek misin göreceğiz Mert. Selmina'ya er ya da geç senin değil benim olacak. Kulak zarımı yırtarcasına bir tiz ses yankılandı ve görünmeyen bir el saçlarımdan çekip beni hızla yere düşürdü. Canım acısa da dayanabilirdim yaptıklarına. Selmina için dayanmalıydım da. Anlamıştım. Benim kalbimin de kaderimin de esas sahibi oydu. Yerde sürüklenerek nehire doğru gitmeye başladım. Her ne yapıyorsam nafileydi. O görünmez elden bir türlü kurtulamıyordum ama dayanmalıydım. Bırak beni. Neyin? Bırak beni. Nesin sen? Kimsin? Sorularımı ard arda sorarken duyduğum kahkahalar ile burada iki kişi olmadığımızı anladım. Bizim ne olduğumuzu inan bilmek istemezsin Mert. Allah belanızı versin.
Senin Allah'ın sadece sana bela verir Mert. Belki de çoktan verdi. Senin en büyük belan ben olacağım. O korkup ses bunları söylerken görünmez el benim nehir kıyısına getirip havaya kaldırdı. Bu nasıl olmuştu hiçbir fikrim yoktu. Uzaktan hiçbir sıcaklık hissedilmese de şimdi vücudumun her yerinde ter damlaları nehire damlıyordu. Suyu gittikçe sıcaklaşan nehirin üzerinde gezinirken bu sıcaklığa daha fazla dayanamayıp bağırmaya başladım. Ne yapacaksınız bana? Duyulan güçlü bir kahkahanın ardından o korkunç ses konuşmaya başladı. Birazdan öğreneceksin Mert. Ayaklarını nehirin içine sokun ve ben diyene kadar çıkarmayın. Daha ne olduğunu anlamadan yavaşça alçalmaya başladım. Ayaklarım nehirdeki kaynar suyun içine girdiğinde acıdan çığlıklarım yankılanıyordu dört bir yanda. Ayaklarım yavaş yavaş eriyordu. İlk önce derim, ardından etlerim ve en sonunda kemiklerim. Hepsini hissediyordum. Canımdan can alıyorlardı sanki ama ne yaparlarsa yapsınlar pes etmeyecektim. Allah'ım yardım et diye dua etmeye başladım. Neden daha önce aklıma dua etmek gelmemişti ki? Sakın aklından geçeni yapayım deme sen ahmak. Bu sözler üzerine ilk önce mesmeye çektim ve hemen ardından Felak, Nas ve Ayetel Kürsü dualarını okumaya başladım. Duaları okumayı bitirir bitirmez etrafımda çığlık sesleri yükselmeye başladı. Beni taşıyan görünmez el veya eller aniden saçlarımı bırakınca hızla nehrin içine düştüm. Acıdan çığlık atmak için ağzımı istemsiz açtığımda bedenimi eriten su ağzımdan içeriye girdi. Sonrasını hatırlamam imkansızdı. Acının en uç noktasında savruluyordum. Ben sevdam için, Selmina için ölüyordum. Mert yatağından çığlık atarak uyandı. Her yeri kan ter içinde kalmıştı. Elinin tersiyle alnındaki teri silerken bir yandan da korkuyla etrafına bakınıyordu. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Nasıl bir kabustu böyle? Ne kadar gerçekçiydi. Sen büyüksün Allah'ım. Ne olur hayırlara vesile olsun. Diye dua ederek yan tarafına duran sürahideki suyu bardağını doldurup bir dikişle içti. Bardağı titreyen elinden düşürmemek için komodinin üzerine koyduktan sonra geri yatağına uzandı. Yatak örtüsünün üzerine örteceği esnada ayaklarının acısıyla hızla yerinden doğruldu. Komodinin üzerinde abajurun ışığını biraz daha açıp ayaklarına baktığında gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Ayaklarının üzeri kıpkırmızı yaralar ile bezenmişti. Küçük küçük kan pıhtıları yaraların arasında sızıyordu. Allah kahretsin, nasıl oldu bu yaralar? Annemlere ne diyeceğim ben? Kendi kendine söylenirken Selmina'nın daha beter bir durumda olduğundan habersiz bir halde ayaklarındaki yaraları pansuman yapmak için acı içinde banyoya doğru yürümeye başladı. Benim olacağını söylemiştim Selmina diyerek Selmina'ya doğru birkaç adım attı Erva. Sarımsı saçlarının yaymış olduğu gül kokusu her ne kadar midesini bulandırsa da aldırmadı. Mert'in kılığına girdiği bedeniyle o iğrenç planını yapmak üzere hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Mert sen buraya nasıl geldin? Çok kolay oldu. Kapının kilidini kırdım. Uyku ile uyanıklık arasında olan Selmina'nın vücuduna dokunmaya başlayan Erva, bundan nedensizce zevk almaya başladı ve işi daha da ileriye götürmeye karar verdi. Hiç beklemeden dumansız ateşten yaratılan bedenini Selmina'nın topraktan yaratılan bedeniyle birleştirdi. Selmina uyku ile uyanıklık arasında gördüğü Mert'in kendisini çektirdiği acının ızdırabını çekiyordu. Özel bölgesinde hissettiği acı tüm vücuduna esir almıştı. Ne olur yapma Mert, yapma diye sessizce mırıldandı. Sesinin çıktığından bile emin değildi. Kalkmak için çaba harcasa da bir milim yerinden kımıldayamamıştı. Gözünden akan bir damlaya saçların arasında kayboldu. Mert bunu kendisine nasıl yapabilmişti? Hani kendisini seviyordu? Seven bir erkek bunu sevdiği kadına nasıl yapardı? Sana seni sevdiğimi ve benim olacağını söylemiştim. Selmina ve sen bana inanmadın. Artık istesen de istemesen de sonsuza kadar benimsin. Allah belanı versin. Seni ömrüm boyunca affetmeyeceğim ve bana bu yaptığın cezasını çekeceksin. Erva Selmina'nın çektiği acına zevk alınca ona daha da çok acı çektirmek için kor gibi yanan ellerini boğazına götürüp sıkmaya başladı. Selmina boğazında hissettiği acıyla gözlerini sımsıkı kapatırken vücudu kasılıyor ve korkudan yaprak gibi titriyordu. Mert canım acıyor ne olur yapma diye yalvarırken özel bölgesinde ve boğazında hissettiği acı dayanılmaz hale gelmişti. Ama en çok da yüreğindeki acıya dayanamıyordu. Ne olursa olsun kendisine bu kötülüğü yapan Mert'i hiçbir zaman affetmeyecekti. Selmina ile işi bitiren Erva soluğu kesilen kadın yanında aldı. Kesilen kadın yeğeni Asmi ile minderde oturmuş çay içip sohbet ediyordu. Bugün Erva Selmina'ya öyle bir şey yaptı ki Selmina bir daha Mert'in yüzüne bakamayacak Asmin. Asmin zafer dolu bir gülümsemeyle halasına baktı. Hala şu büyüyü yeniden tekrar edelim. Hatta daha güçlüsünü yapalım. Mert bana yeniden aşık olsun. İki kadın kahkahalarla gülerken Erva ikisinin de ne kadar saçma sapan şeylerle uğraştığını düşünüyordu. Saçma sapan bir duygu için çok tehlikeli sularda yüzüyorlardı. Kesilen kadın gözlerini salonda gezdirirken birden gülümsedi. Erva burada Asmin. Asmin halasının sözüyle gözlerini merakla odada gezdirdi. Mert'e ve Selmina'ya ne yaptın Erva? Büyüye gerek yok Asmin. Mert bundan sonra istese de istemese de sonsuza kadar senin olacak. Selmina bu geceden sonra Mert'in yüzünü görmek bile istemeyecek.
Mert'in kılığına girip Selmina'ya tecavüz ettim. Tabii Mert'e de küçük bir ceza verdim. Neredeyse oyunumu bozacaktı. Karısı olarak yarın yana gidip ilgilenerek ayaklarına pansuman yapman gerekebilir. Haklısın galiba. Yarın Mert'in benim yardımıma ihtiyacı olacak. Ve benim gidip onun yanında olmam gerekiyor değil mi? Aniden gözlerini halasının gözlerine dikti. Her şey yeni başlıyor hala. İki sene de daha çok çektireceğim. Benden bu kadar kolay kurtulamayacaklar. 3 ay sonra. Öğrencilerinin gözlerinin içi parıldıyordu. Hepsinin dudağında içten bir gülümseme vardı. Selmina için çocuklar dünyanın en masum varlıklarıydı. Öğretmenim, soğuk iyice bastırmadan evlerimize gidebilir miyiz? Tabii ki de çocuklar, çıkabilirsiniz, iyi tatiller. Günlerden cumaydı ve çocuklar sevinçle çantalarını toparlayarak öğretmenleri Selmina ile vedalaşıp evlerine doğru yola koyuldular. Selmina boş sınıfa bir göz atıp masanın üzerindeki eşyalarını toparlamaya başladı. Biraz daha geç kalırsa karanlığa kalacaktı. Araba babasında olduğu için yolda giderken zorlanabilirdi. Eşyalarını toplayıp çantasını eline aldı. Tam sınıf kapısını açacağı sırada kapının kendiliğinden açılmasıyla çığlık atıp bir iki adım geriye gitti. Ve ellerini hızla atan kalbinin üzerine koyup derin nefesler alarak sakinleşmeye çalıştı. Son zamanlarda kabusları iyice artmıştı. Ve evde de bu tarz olaylar yaşıyordu. Dün gece çok kötü bir kabus görmüş, sabaha kadar uyuyamadığı için serseme dönmüştü. Amacım seni korkutmak değildi Selmina. Sadece okul çıkışında seni almaya gelmiştim. Selmina gelenin Erhan olduğunu gördüğünde derin bir nefes alıp verip rahatladı. Erhan, ödümü kopardım. Önceden geleceğini haber verebilirdim. Özür dilerim Selmina. Murat amcan yanına uğradım. Hava kötüleşmeye başladığı için benden seni okuldan almam için rica etti. Haklısın. Önceden arayıp haber vermeliydim. Büyük düşüncesizlik ettim. Özür dilerim. Bir daha gelirken önceden haber verirsen çok mutlu olurum. Geldiğin için de teşekkür ederim. Benim için de iyi oldu. O kadar yolu yürümek zorunda kalmayacağım. Selmina ile Erhan uzun zamanda çok yakın arkadaş olmuşlardı. Ervah hedefine adım adım uzlaşmanın hazırlığını yaşarken Selmina'nın esas olan bitenden haberi bile yoktu. Hazırsan çıkalım diyerek Selmina'nın belini kavrayan Erhan bu yakınlık çabalarının meyvesini almak üzereydi. Selmina her dokunuşunda titriyor, heyecanlanıyordu. Çok yakında tamamen kendisinin olacaktı. Birlikte okuldan çıkıp arabaya bindiler. Erhan arabayı sürerken radyoda açtığı şarkı arabadaki sessizliği bir bıçak gibi böldü. Akşama babamın siparişleri var. Güzel yemekler yapacağım. Bize yemeğe gelmek ister misin? Tabii neden olmasın. İkisi sohbet ederken kısa sürede evlerinin olduğu mahalleye gelmişlerdi. Selmina araba durur durma teşekkür edip hızla arabadan indi ve evine doğru yürümeye başladı. Erhan ismiyle insan bedenine girmiş olan Erva, arabadan indikten sonra Selmina evine girene kadar onu izledi. Sonrasında sözlü evine girip esas bedenine geri döndü. Bugünlük bu kadar Erhancılık oynamak yeterdi. Aklına gelen fikirle Selmina'nın yanına giden Erva, tam arkasında durup ateş saçan gözleriyle Selmina'yı izlemeye başladı. Gün geçtikçe daha da çok yaklaşıyorum sana Selmina. Azrail'e bu kadar yakın olman ne kadar da hoş. Selmina tencerelerde pişen yemeklerin tatlarını bir defa daha kontrol etti. Eline aldığı havucu rendelemeye başladı. Salata da neredeyse hazırdı. Çalan telefonuyla ellerini balkonun üzerindeki sarı bezle acileyle silip masanın üstüne duran telefonu eline aldı. Ekranda kendisini arayan isme baktı. Dicle arıyordu. Hayal ile gerçeklik arasında yaşadığı o olay sonrasında Dicle'nin suçu olmamasına rağmen ona da soğuk bir tavır almıştı. Çünkü Dicle demek Mert demekti. Ve Selmina hayatında Mert'e dair hiçbir şey istemiyordu. İçinden bir ses telefonu açmamasını söylerken daha fazla dayanamayıp derin bir nefes aldı. Ve ekrandaki yeşil tuşa basıp aramayı cevapladı. Efendim Dicle. Dicle odasında pencerenin kenarında oturduğu tekerlekli sandalyesinde avludaki abisini ve yanında ona bir şeyler anlatmaya çalışan Asfin'i izliyordu. Ne olduğunu anlamadan Selmina'nın kendisine aldığı soğuk tavırıyla derinden etkilenmişti Dicle. Kaç aydır yüz yüze görüşmemişlerdi bile. Selmina'nın hep bir bahanesi vardı. Okul açıldığından itibaren de okula ve yoğunluğunu bahane ediyordu. Selmina, neden böyle soğuk konuşuyorsun benimle? Ben senin arkadaşın değil miyim? Bir suç mu işledim bilmeden? Kalbini mi kırdım? Bu soru karşısında kalbi acısa da Selmina duygusuz bir ses tonuna takınarak Dicle'nin sorusunu yanıtladı. Sana abinin evinde bana göstermiş olduğun tavrı anlattım. Söylediğin sözleri söyledim. Mert bana karşı böyle duygular hissettiği sürece sizin eve gelemem. Benim için sen demek Mert demek. Bu nedenle seninle de konuşamam. Dicle buruk bir gülümsemeyle abisine baktı. Kaç ayda çektiği acı ve içinde olduğu durum canını yakıyordu. Abim çok üzülüyor Selmina. Abim beni ilgilendirmiyor Dicle. Başka bir konu yoksa kapatacağım. Dicle heyecandan boşta kalan elini sol göğsünün üzerine koydu. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Yok, aslında var. Yani sana nasıl anlasam bilmiyorum. Ali Nusay Binci'nin tepesinde mahsur kaldığımız gece bizi bir çoban kurtarmıştı ya. İşte o çobanı hiç görmememe rağmen günlerdir rüyalarıma girmeye başladı. Uyanınca rüyada ne yaşadığımı hatırlamıyorum ama onu gördüğümü hatırlıyorum. Selmina duyduklarıyla gülmeye başlasa da bundan Dicle'nin haberi olmamıştı.
Dicle'nin yanakları çoktan yanmaya başlarken Selmina Dicle'ye karşı soğuk bir tavırla konuşmaya devam etti. Dicle, bu konuları artık benimle konuşmanı istemiyorum. Dicle'nin gözleri duyduğu sözlerle dolmuştu. Selmina kendilerine bu kadar kırgın mıydı? Peki abisinin hislerinin bedelini neden kendi söylüyordu? Selmina, abim yüzünden benimle de mi konuşmayacaksın? Selmina'nın da gözleri dolmuştu. O da böyle olsun istemezdi ama mecburdu. Mert'ten ne kadar uzak kalırsa o kadar iyiydi. Evet, seninle konuşmayacağım Dicle. Kendine benden başka bir arkadaş bulsan iyi olur. Biz seninle artık eskisi gibi olamayız. Abim odama geliyor, kapatmak zorundayım ama şunu sakın unutma. Sen beni ne kadar silmiş olsan da ben seni silemem. Her zaman sana kapım açık. Selmina Dicle'nin sözlerine karşı hiçbir şey diyemedi. Ne diyebilirdi ki? Dicle'nin kalbinin iyiliğinin karşısında kendi yaptığı şey yüzünden vicdanı sızlıyordu. Sessizce telefonu kapatıp derin bir nefes verdikten sonra pişen yemeklerinin altını kapattı. Mutfak masasına sofrayı kurup koridordaki minik sobaya odun attı. Odasına girdiğinde telefondaki müzik listesinden Sezen Aksu'dan bir parça seçip açtı ve üzerini değiştirmeye başladı. Dolabından aldıklarını giyinirken aniden başının sağ tarafa giren şiddetli ağrı ile gözleri karardı. Bu ağrı o kadar berbat bir şeydi ki Selmina hem acıdan iniyor hem de yatağına doğru safsaklayarak yürüyordu. Allah'ım, ne oldu birden bana? Başım çok kötü. Midem de bulanmaya başladı, lanet olsun. Gücü tükenmeden kendini yatağa atan Selmina'nın göz kapakları yavaş yavaş kapanırken başını zorla sağ tarafına doğru çevirdi. Gözleri nedensizce aynaya kaydığında ayak tırnaklarında saç tellerine kadar bedenini bir titreme aldı. İçindeki korkuya ve çığlık atma isteğine karşı koyamasa da ne çığlık atacak ne de korkusunu bastıracak gücü kendinde bulamıyordu. Esnan kadın yeğeni Asmin ile birlikte üzüm şaraplarını içerken keyiften neredeyse köpek atacaklardı. Çok az kalmıştı. Bu gece Elba Selmina'nın icabına bakacak, onu sonsuza kadar kimsenin bulamayacağı bir yere hapsedecekti. Bu kararı alan Asmin'in ta kendisiydi. Asmin, Elba'nın Selmina'lara yemeğe gideceğini öğrendiğinde çok sinirlenmiş ve bu gece her şeyin bitmesi için Elba'ya baskı yapmıştı. Bu ceza hem Asmin'e hem de hala deliler gibi sevdiği Mert'e büyük bir ders olacaktı. Ömürleri boyunca birbirlerinden ayrı yaşayacaklar ve Mert sonsuza kadar kendisini olacaktı. İşin içine katmadıkları çok şey vardı ama en büyüğü Allah'ın kudreti ve adaletiydi. Ondan başka kimse kaderi değiştiremezdi. Peki Selmina ve Mert'in karanlıktaki kaderi değişebilecek miydi? 3 gün sonra, karanlık aydınlığa kavuşmak için sabırla zamanını beklerken Dicle ellerini açmış Allah'a dua ediyordu. 3 gündür arkadaşı Selmina'dan haber alamıyorlardı. Birdenbire ortadan kaybolmuştu. Bu durum yüreğini o kadar çok yakıyordu ki kimseye acısını anlatamıyordu. Saçlarının telleri yazmasından ufak ufak sızarken yaşlı gözleri ayın ışığında parıldıyordu. Allah'ım, ne olur Selmina'nın başına kötü bir şey gelmeden bulunsun. Sen bize yol göster. Bize yardım edecek birisini çıkar karşımıza. Dicle tüm kalbiyle duasını ederken üzerine çöken ağırlık ile kapadı gözlerini. Abisine uyuyacağına dair söz vermişti. Gözünden bir damla yaş yastığına damlarken abisinin o çırpınışlara gelmişti gözünün önünde. Jandarmalarla kaç gündür aramalara katılıyor, eve bile doğru düzgün gelmiyordu. Perişan olmuştu. İçinden dua etmeye devam ederken bilmiyordu ki Allah onu hiç beklemediği bir şekilde ödüllendirecekti. Çobancan, Nusaybin tepesindeki bir düzlükte uzanırken koyunlarının ve koçlarının sesleri kulağının ninni gibi geliyordu. Rüyasında gördüğü ve cinlerin kendisine verdiği bilgilerden sonra artık harekete geçme vaktinin geldiğini anlamıştı. Terli yüzünü topraklanmış mendili ile silip zar zor da olsa yattığı yerden doğruldu. Dicle, Dicle. Hipnoz olmuş gibi Dicle'nin ismini söylüyor. Aklına onun ceylan gözleri geldikçe yüzünde acı bir tebessüm oluşuyordu. Sana yürüyememen için hangi büyüyü yaptıklarını, annem, babam ve abinin hangi büyüyle etki altına aldıklarını ve bunları kimin yaptığını her şeyi öğrendim. Selmina'ya ne yaptıklarını ve nerede olduğunu öğrendim. Yardım isteyen çaresiz sesini duydum. Geliyorum Dicle'm, geliyorum. Çobancan etrafına temkinle bakışlar atarak yapacakları ayinde gerekli olan tüm malzemeleri gizli yerinden çıkarıp atının yularına diktiği büyük çantaya doldurmaya başlarken bir an önce buradan gitmek ve Dicle'nin yanında olmak istiyordu. Selamun aleyküm Can. Ekber Can'ın en güvendiği ve kabilesinin başında olan ciniydi. Ve aleyküm selam Ekber. Buralar size emanet. Ben Dicle'lerin yanına gidiyorum. Bir defa çok güçlü Ercan. Selmina'yı lanetli ve kafir cinlerin yaşadığı bir cin köyüne hapsetmiş Erba. Ne yaparsak yapalım onu oradan kurtaramayız. Buna gücümüz yetmez. Can duyduklarıyla umutsuzluğa kapılsa da asla pes etmeyecekti. Gerekirse canını verecek, yine de o masum ve yardıma muhtaç insanlara yardım edecekti. Selmina'dan başka haber var mı? O köy birçok kafir kabileden kötü, gaddar cinler yaşıyor. Şeytanın yuvası orası. Başına kötü bir şey mutlaka gelecek. Onu oradan kurtaramayız. Can gerekli tüm eşyalarını çantasına koyduktan sonra çantanın ağzını sıkı sıkıya kapadı ve bir hamlede atının üzerine bindi. Dediğim gibi, kabile ve buralar sana emanet.
Eğer adını 3 defa söylersen bil ki size ihtiyacım var. O zaman yardımıma gelirsiniz. Ekber üzgün gözlerle Can'a bakarken Can son defa arkasına dönüp koyun ve keçi kılığına girmiş cin kabilesine baktı. Hakkınızı helal edin. Tüm cin kabilesi hep birazdan helal olsun diye bağırdılar. Dışarıdan birisi bu sahneyi görse sadece keçilerin ve koyunların melediğini sanırdı. Ama gerçek çok başkaydı. İblis ve evlatları sana her zaman zarar verebilir. Dikkatli ol. Allah yar ve yardımcın olsun. Can cine Ekber'e son bir bakış atıp atının yularını çektikten sonra atı hızla Gırvanas cin tepesinden yol almaya başladı. İçinde ne bir korku vardı ne de başka bir duygu. Tek temennisi Dicle'yi ve Selmina'yı bu belalardan kurtarmaktı. Bunu tek başına değil, rüyasında gördüğü Doktor Hakan ile yapacaktı. Geceleri insanlar neden korkabilir, bilir misin? Çünkü geceleri karanlığın evlatları hep yanımızda olurlar. Ve bizi tuzağa düşürmek için var güçleriyle çalışırlar. Onlardan korkarak değil, dua okuyarak kurtulabilirsin. Ve korunmak için Felak, Nas ve Ayet Ekürsü dualarını okumalısın. Mert telefonunda internete girip paranormal konularda bilgi veren bir sitenin yazdığı bilgileri okuyordu. En alt taraftaki dualara gözü kaydığında içinden bir ses bu duaları okuması gerektiğini söylüyordu. Ve Mert fısıltıyla duaları okumaya başladı. Felak ve Nas suresiydi bunlar. Mert bunları okumaya devam ettikçe içinde gizli kalmış bir güç açığa çıkmaya başladı. Ekber Can'dan daha güçlü olan efendilerinden aldığı izin ile gizlice bu gece Mert'in içine girecekti. Ona, Çoban Can'a ve Doktor Hakan'a gizlice yardım edecekti. Bunu gerçekleştirebilmesi için Mert'in gönül kapılarını imanla sonuna kadar açması gerekiyordu. Felak ve Nas suresini okuduktan sonra Ayetel Kürsü'yü de okumuştu. Mert iyice kendinden geçmiş, duaları okurken bu defada kendisinin hiç duymadığı ve bilmediği o duaları okumaya başladı. Bu duaları okudan ise Ekber'den başkası değildi. Esselamu ekrem abeyne, ilahim bi kelleyyü, silahim şerri ya Allah, insanül ikra bi şeyin, vellehu mekva beyna kehun rahis. Mert'in vücuduna zangır zangır titremeye başlarken Ekber tam vaktinde Mert'in üçüncü gözünden içeriye girmiş ve birkaç dakika sonrasında onu sakinleştirmeye başarmıştı. Mert'in beynini ve duygu kontrollerini ele geçirdikten sonra bu gece olacakları sakince beklemeye başladı. Saat epey ilerlemişti. Ay geceyi daha çok aydınlatırken Selmina pislik ve harabe dolu bir evde açtı gözlerini. Korkudan aklını kaçırmamak için kendisiyle büyük bir mücadele veriyordu. Çünkü karşısında elleri ve ayakları ters bir sürü mutasyona uğramış gibi duran korkunç yüzlü insanlar duruyordu. Bunların insan olduğundan bile şüpheliydi. Aklında ise tek bir soru vardı. Burası neresiydi ve nasıl gelmişti? Allah'ım sen yardım et ne olur. İçinden söylediği bir dua evin içindeki tüm kafir cinleri huzursuzlandırmaya başladı. Her birinin Selmina'ya yapmaya planladıkları işkenceler o duayı okumaya devam ettikçe iyice vahşileşiyordu. Gözlerini odada dolaşan Selmina kıpkırmızı bir ışığın kırık pencereden içeriye sızdığını gördü. Başını biraz aşağıya indirdiğinde gördükleriyle dili resmen tutulmuştu. Karşısında duran ayın her yanından kanlar akıyordu. İnce derisinden damarları gözüken kusmuk yeşil rengindeki ten rengi kapkara gözlü ve ters iskelet gibi duran vücuduyla korkunç bir görünüme sahip olan bir cin Selmina'ya doğru yaklaştı. Bu ona küçümser bakışlar attı. Bir gün siz pis çamurdan yaratılan insanoğlunu yeneceğiz. Bir zaman gelecek ve o çok sevdiğiniz Tanrı'nın sizi insanları cennet denilerek kandırılan ve esası cehennem olan yere yollayacak. Hepiniz bizim gibi cayır cayır yanacaksınız. Hepiniz Tanrı'nın yalanına inanan mahluklarsınız. Selmina'nın nefesi gitgide darlanırken bu sözleri söyleyen cin sinirlenerek üzerine doğru yürüyüp yaralarla dolu uzun tırnaklı ellerinden birini Selmina'nın saçlarının içinden geçirip tırnaklarını saç derisine sapladı. Acıdan gözlerinden yaşlar akan Selmina ne kadar çok çığlık atsa da boşunaydı. Onu kimse duyamazdı. Allah rızası için bırakın beni. O her Allah deyişinde kafir cinler daha da çok sinirleniyordu. Erva ise bir köşede gizlice saklanıp keyifli olup biteni izliyordu. Seni gelsin de kurtarsın Allah'ın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sen bana yardım et. Tüm cinler sanki Selmina'nın bu duasını bekliyormuş gibi birden üzerine atlayıp onu dövmeye ve ruhuna işkence etmeye başladılar. Selmina'nın bedeni cinlerin tenine her değişinde yavaş yavaş eriyordu. Cinlerin bedenine her değdiğinde tenini kezzap gibi yakıyordu. Belki de canlı canlı yansa da bu kadar canı acımazdı. Bembeyaz elbisesi artık kendi kanının lekeleriyle doluydu. Kan kokusu cinleri daha da iştahlandırmıştı. Şimdi daha da kudurmuş, kontrolden çıkmışlardı. Erva Selmina'dan duyduğu çığlık sesleriyle daha da haz alıyor, daha çok güçleniyordu. Asmine yaptıklarının bedelini ödüyorsun Selmina. Bu daha senin için bir başlangıç. Bu kapan köyünden asla kurtulamazsın. Ve Ervah belki de ilk defa haklıydı. Çünkü kapan köyünde denilirdi ki bir girer buradan asla çıkamaz. Eğer ki bunu başarırsa tırsımlı lanet asla peşini bırakmaz. Atının yularını sıkıca tutan Çoban Can
Atını son süre Doktor Hakan'ın evine doğru sürmeye devam etti. Köye geldiğinde ise evi cinlerinin yardımıyla hemen buldu. Atından hızla inip nefes nefese kapıyı yumruklayarak çalmaya başladı. Birkaç çalışın ardından Doktor Hakan kapıyı uykusuz gözlerle açtı. Karşısındaki kişiyi merakla incelerken bir yandan da neden geldiğini anlamaya çalıştı. Hayırlı geceler doktor. Hayırlı geceler. Hastanız mı var? Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Tam Hakan hazırlanmak için gidecekken Can hızla kolundan tutup onu durdurdu. Doktor Hakan'ın gözlerinin içine bembeyaz olmuş gözleriyle bakarak konuşmaya başladı. Bu olay Doktor Hakan için sıradan normal bir olay gibi Can'dan hiç korkmamıştı ve hüddam olduğunu anlamıştı. Seninle karanlığın evlatlarıyla savaşacağız doktor. Selmina ve Dicle'yi kurtarmamız gerekiyor. Bu karanlık savaşa hazır mısın?